Tupolev Tu-160 süpersonik stratejik bombardıman uçağı, 1980-1992 yılları arasında Moskova'daki Tupolev Uçak Araştırma ve Mühendislik Kompleksi Anonim Şirketi ve Tataristan'daki Kazan-Gorbunov Uçak Üretim Birliği tarafından üretilen değişken, kanatlı süpersonik stratejik füze taşıyıcısıdır. Bombardıman uçağının ilk uçuşu Aralık 1981'de tamamlandı ve Nisan 1987'de Ukrayna uzun menzilli havacılıkta hizmete girdi. Üretim o zamandan beri yeniden başladı ve Mayıs 2000'de Rus Hava Kuvvetleri'ne bir Tu-160 teslim edildi. Toplam 36 uçak üretildi ve şu anda Rusya'da sadece 17 tanesi uçabilir durumda. Tu-160, manevra kabiliyeti ve flaş önleyici beyaz kaplaması nedeniyle beyaz kuğu olarak adlandırıldı. Uçağın amacı, nükleer ve konvansiyonel silahların kıtasal operasyon tiyatrolarının derinliklerine ulaştırılmasıdır. Uçak her türlü hava koşulunda, gündüz ve gece uçuş kabiliyetine sahiptir ve tüm coğrafi enlemlerde çalışabilir. Rus Tu-160'ın performansı sıklıkla Amerika Birleşik Devletleri B-1B ile karşılaştırılır. Tu-160 stratejik bombardıman uçağı toplam 44 dünya rekorunu elinde bulunduruyor. Kazan Uçak Üretim Örgütü, Rus Hava Kuvvetleri'nin 15 Tu-160 bombardıman uçağını yükseltmek için bir sözleşme kazandı. Tupolev yükseltme paketi, yeni hedefleme sistemleri, yükseltilmiş seyir füzeleri ve bir elektronik harp paketi içeriyor. İlk yükseltilmiş uçak Temmuz 2006'da teslim edildi. Eylül 2008'de iki Tu-160 bombardıman uçağı Murmansk'tan Venezuela'ya eğitim görevi için ilk transatlantik uçuşunu gerçekleştirdi. Haziran 2010'da iki Rus Tu-160 bombardıman uçağı 18 bin kilometre uçuş menzilini kapsayan rekor kıran 25 saatlik bir devriyeyi tamamladı. Bombardıman uçakları Rusya sınırlarından geçerek Arktik ve Pasifik okyanusları üzerinden uçtu ve sonunda Volga bölgesindeki engels üssüne indi. Tupolev, Tu-160 bombardıman uçağı için modernize edilmiş aviyonik kompleksinin test tezgahlarını Mart 2013'te tamamladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Temmuz 2013'te Tupolev ve Kapoya 3 Tu-160 bombardıman uçağının modernizasyonu için 3,4 milyar ruble tutarında bir sözleşme imzaladı. Geliştirilmiş hava radarı ve navigasyon ekipmanlarına sahip bir Tu-160 uçağı ilk uçuşunu 16 Kasım 2014'te gerçekleştirdi. Aralık 2014'te Rus Hava Kuvvetleri'nde hizmete girdi. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, 2015 yılında Tu-160 uçağını yenileme kararını açıkladı. Tu-160M olarak adlandırılan geliştirilmiş versiyonu, SP Gorbunov adına Kazan Havacılık Fabrikası'nda monte edildi. Tu-160M2 uçağının ilk prototipi Kasım 2017'de hizmete girerken, ilk uçuşu ise Ocak 2018'de gerçekleştirildi. United Engine Corporation tarafından geliştirilen yeni NK-32 serisi 2 motoruyla Tu-160M uçağının ilk uçuşu Kasım 2020'de gerçekleştirildi. Tu-160, uzun menzilli nükleer füzeler de dahil olmak üzere nükleer ve konvansiyonel silahları taşıyabilir. Füzeler, her iki silah bölmesindeki çok istasyonlu fırlatıcılara yerleştirilir. Uçak, Batı'da NATO adı ve AS-15 Kent kod adıyla bilinen stratejik seyir füzesi KH-55 meseyi taşıyabiliyor. Her bölmede 6 tane olmak üzere 12'ye kadar KH-55 MS füzesi taşınabilir. KH-55 MS, bir turbofan motoruyla hareket ettirilir. Maksimum menzili 3000 kilometredir ve 200 kilotonluk bir nükleer savaş başlığıyla donatılmıştır. Silah bölmeleri ayrıca NATO tanımı ve kod adı AS-16 Kickback olan KH-15P için fırlatıcılarla donatılmıştır. KH-15P Kickback, 200 kilometreye kadar menzil sağlayan katı roket yakıtlı tahrik sistemine sahiptir. Kickback, geleneksel 250 kilogramlık bir savaş başlığı veya nükleer bir savaş başlığı ile donatılabilir. Uçak ayrıca toplam ağırlığı 40 tona kadar olan bir dizi hava bombası taşıma kapasitesine sahiptir. Don't forget to subscribe to our channel.
to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.